Bugün 200 bin abone olduk. Bugün yapmayı planladığımız şey şu. Her zaman yapmak istediğim bir şey vardı. 3 boyutlu tarayıcılarla kendimi tarayıp başka bir figürün kafasına kendimi yerleştirmekti. Bunu yapabilmek için bazı materyallere ihtiyacımız var. 3D Teknomarket'ten istedim ve bana RevoPoint'in bir tarayıcısını gönderdiler. Bu Range modeli, hangi malzemeleri kullandığımı çok merak edeceksiniz. Çünkü videonun sonunda çıkacak sonuç sizleri bile çok şaşırtacak. Forma'nın filamentleri bulunuyor ve ayrıca yine Teknomarket'ten gelen Ilego Saturn 3 Ultra modeliyle bu videoyu tamamlayacağız arkadaşlar. Bu arada 200 bin abone olana kadar beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Hemen istiyorsanız projeye geçelim. Nasıl bir şey çıkacağını hiç bilmiyorum. Hangi figüre kendimi koyacağımı henüz bilmiyorum. Hadi başlayalım. Projeye başlayabilmemiz için bir adet 3 boyutlu tarayıcıya ihtiyacımız var demiştik. Bu RevoPoint'in bir tarayıcısı ve kablosuz bir şekilde aşağıdaki PowerBank yardımıyla çalışabiliyor. Ve ayrıca bir şey daha göstermek istiyorum. Şu anda çalışıyor ve görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımızla kablosuz bir şekilde bağlanıyor ve şu anda ben 3 boyutlu bir şekilde taranmaya başladım bile. Ve bir adet döner tablomuz var. Bu ne işe yarayacak? Bu döner tablomuzun amacı, ben tarayıcıyı koyacağım. Dönerek beni 3 boyutlu tarayıcı taramış olacak. Tarama cihazlarında kusursuz bir tarama yapmak istiyorsanız koyu renkli parçaları taramakta biraz zorlanabilir. O yüzden saçıma ve sakalıma un süreceğim ki beyaz bir şekilde görünüp tarayıcı çok iyi bir şekilde tarasın. Bu arada tarayıcı renkli tarama da yapabiliyor ama bu çok kusursuz bir tarama olmalı. Çünkü yapacağımız proje aslında çok büyük. Hadi hazırsanız başlayalım. Şimdi tarama işlemi bitti ve görmüş olduğunuz gibi bütün figür önümde. Ama ben nasıl temizleyeceğim bunu hiç düşünmemiştim. Neyse, her şey bu video için. Devam edelim. İlk tarama videolarının üzerinden tam olarak bir ay süre geçti ve sonuçlar harika. Şu anda sizlere yakından göstermiyorum ama iki farklı kafa modeli yaptım. Bunlardan bir tanesi sakallı, bir tanesi sakalsız. Neden sakallı dediğimi şimdi sizlere göstereceğim. Ve sizlere de süper kahraman seçeceğimi söylemiştim. God of War serisinden Kratos modelini seçmiş bulunmaktayız. Şu anda bütün baskılarımız hazır. Baskılardan sonra boyama aşamasına geçeceğiz. Ara ara girip bu baskı sürecindeki detayları aktaracağım. Şimdi destekleri temizleyelim.
az önce geçmiş kayıtlarını kontrol ederken bir eksik var mı diye videonun başına lütfen bunu söyledikten sonra siz de gidin bakın, saçım ve sakalım oldukça kısa çünkü bu projeye başlayalı 2 aylık bir süreç oldu. Bu sürecin bu kadar uzamasının sebebini birazdan bu göstereceğim parçalardan anlayacaksınız. FDM ve SLA tipli yazıcıları kullanarak bütün bu baskılarımızı aldık. Proje şu ana kadar çok başarılı geçti. Şu an tek eksiğimiz kafa bölümündeki birkaç dokunuş, yani benim suratımın kafa bölümündeki. Onun haricinde bütün baskılarımız bitmiş durumda. Sizlere önden spoiler olarak göstermek için de şu ana kadar boyadığımız tüm parçaları burada önünde topladım. Birazdan birleştirme aşamasına geçeceğiz. Spoiler'dan bahsettiğim şey buydu. Bu aslında figürün orijinali ve Yusuf arkadaşımın boyadığı bir figür. Şu an bu figürleri de aynı şekilde kendisi boyadı. Hatta şöyle baktığınızda figürlerin neredeyse tüm renklerinin de aynı olduğunu göreceksiniz. Buradaki tek farklılık kafa bölümünde olacak ve ayrıca burada bu figürleri siz nasıl yaparsınız, hangi malzemeleri kullanmalısınız gibi detayları da burada öğretmiş olduk bu video sayesinde. Tarama cihazı olarak RevoPoint'i kullanabilirsiniz. SLA yazıcı olarak Lego'nun çeşitli modellerini kullanabilirsiniz. Kalite anlamında çok tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Bence bu spoiler'ı burada gösterdikten sonra kenara koyayım ki bizim projemiz nasıl olmuş, sıfırdan bizim yaptığımız iş nasıl olmuş, şimdi birleştirme aşamasına geçip sonuçları görelim. Ayrıca şuraya bir parantez açmak istiyorum. Burada bastığımız FDM baskıların çok başarılı olduğunu az önceki destek sökme videosunda görmüşsünüzdür. Dünyanın dört bir yanındaki profesyonel FDM printer kullanıcılarıyla birlikte hazırladığımız bir eğitim seti var. Eğer merak ediyorsanız da aşağıdaki link bırakacağım. Siz de 3 boyutlu yazıcıdan sıfırdan profesyonel olana kadar ki süreçte benim sizlere eşlik etmemi istiyorsanız aşağıdaki linkten kontrol etmenizi öneririm. FDM printerlarda böyle sonuçlar almanız hiç zor değil. Şimdi birleştirme aşamasındayız. Umarım az önce izlediğiniz görüntüleri beğenmişsinizdir. Bu projeyi de sonlandırdık. Biraz proje hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi surat boyama kısmında bazı eleştirileriniz olacağını düşünüyorum. Ben önceden önlemimi alarak sizlere şunları söylemek istiyorum. Bu yanımda bulunan God of War serisindeki Kratos modelini yaparken oyunun hikayesinde de zaten lanetlenmiş bir karakter olarak suratında ve vücudunda beyaz lekeler oluşuyor. O yüzden figürümüzün yüzünde ve vücudunda beyaz hatlar mevcut oldukça. Yani bu bir boya hatası değil, figürün kendi özelliği, vücudunun lanetinden dolayı beyaz olması. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. İkinci olarak diğer belirtmek istediğim şey, bu videonun da sponsoru olan 3D Teknomarket'ten gelen RevoPoint cihazıyla bu projeye başladık. Figürümüzün yüz kısmını tamamen benim videonun başında izlediğiniz görüntülerle birlikte tarayıp shop işlemi olarak sadece kafa bölümünün vücut bölümüne entegre olan yerini plug dediğimiz girişler yap ki vücut kafayla birlikte düzgün bir bütünlük sağlasın. Hatta sizlere şöyle gözlüğümü de çıkartayım ki aynı açıdan baktığımızda ben kendime inanılmaz benzettim açıkçası. Gösterdiğim arkadaşlarım ve paylaştığım arkadaşlarım oldukça benzediğini söylediler. Çünkü benzememe ihtimali yok. Çünkü direkt benim taranmış halim. Üzerinde çok bir oynama yapılmadı zaten. Bu projede kullandığım RevoPoint Range modelini oldukça beğendim. Siz de bu tarz kişiye özel projeler veya kendi projelerinizi yapmak istiyorsanız bu tarayıcıyı kullanabilirsiniz. 3 modeli bulunuyor. Tarayacağınız nesnenin büyüklüğüne göre o 3 modelden de aşağı koyacağım linkten kendinize uygun olanı seçip inceleyebilirsiniz. Ve ayrıca kafa bölümünü ve diğer
SLA parçalarını da Ilego'nun reçine makinelerini kullanarak yaptım. Saturn 2 çok güzel bir cihaz ama çok daha hızlı bir baskı almak istiyorsanız da Saturn 3 Ultra modelinize bakabilirsiniz. Umarım bu uzun soluklu projemi beğenmişsinizdir. Bundan sonra bu tarzda uzun soluklu projeler gelmeye devam edecek. Ayrıca 3 boyutlu yazıcı kullanımıyla ilgili sorularınız varsa da aşağı yazabilirsiniz. Aşağıdaki kurs linkini de inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.